Topal'ın söylediği gibi maçın başından sonuna kadar Galatasaray'ın hak ettiği bir galibiyet oldu. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Bir ara şunu konuşuyorduk. Galatasaray'ın savunması çok, o kadar güçlü ki hani bir tane attığı zaman maçı bitiriyor. Hala öyleler ama son zamanlarda işin ofansif tarafı biraz daha öne çıktı. Çünkü bakıyorum son 7 maç gol ortalaması 4. Yani son 7 maçta 28 tane gol atmış Galatasaray takımı. Sadece 8 taneymiş. Artı 20'lik bir avarajı var bu son 7 maçlık periyotta. Çünkü ne oldu? Ön bölgedeki oyuncular da artık kendi kariyerlerine ve isimlerine yakışır şekilde katkı sağlamaya başladı. Bunlardan bir tanesi yeş evet. Bugün yine inanılmaz <laughs> e, ikinci gol ile müthişti. İki tane gol attı. Ama kilidi kim çözdü? Barış Alper. iki tane asistle maça o başladı ve ilk devre Galatasaray'ın en etkili oyuncusu oydu. Onun getirdiği toplarla gelen iki tane gol e, aslında Sivas direncini epey kırdı. Gidemiyordu çünkü. Yani Galatasaray'ın kalesine çok yaklaşamıyordu. Uzun bir süre Muslera'yı da görmedik maçta. Manayla etkili olmaya çalıştılar. Birazcık gel yani geldiler ama çok ceza alanı içinde etkili olabildikleri pozisyon yoktu. En etkili oldukları pozisyon offside diye sayılmayan goldü. Onun haricinde çok fazla yaklaşamadılar. Ee, ondan sonra da tabii ikinci devredeki o 2-3'ten sonra Galatasaray'ın hakikaten göze çok hoş gelen, seyretmesi çok keyifli hem oyunu hem de gollerini izledik. Ya bu tabii ki 6 gollü skor ister istemez Fenerbahçe'nin de moralini bozar. Yani sürekli kazanıyor. Bir yerde takılmasını bekliyorsun. Kaç oldu? 16 mı oldu? 16. 16. 16. 16 Maçta kazanmak e, çok kolay çok bir, bir şey değil. Moral açısından hakikaten takip edeni ciddi şekilde rahatsız eder. E, Galatasaray yoluna çok güvenli adımlarla devam ediyor diyeyim şimdilik e, ve çok iyi bir oyunla hak ettikleri bir galibiyet aldılar.